Yeni dönem bu tamponlarda da bir değişiklik oldu mu? Açıkçası tamponlardaki bu değişik, yani silikona dönüş, silikon tamponlara dönüş yaklaşık neredeyse artık 10-15 yılı buluyor. 10-15 yıl önceden artık o bez tamponları kullanıyorduk. Hmm. Artık onları hiç kullanmıyoruz. Yani ben kullanan doktor sayısının da çok çok az olduğunu düşünüyorum. Hmm. Esas efsane oradan başlıyor. Yani oydu insanları çok rahatsız eden. Çünkü o yapışıyordu etrafa. Evet. Çekince o iyileşen, içine giren dokuları da birlikte alıyorduk. Kanamalar oluyordu. Çok rahatsız edici şeyler oluyordu. Silikon bunları çok azalttı. Birincisi bu. İkincisi biz de artık öğreniyoruz. Mesela silikonu çıkartırken neyin rahatsız etmediğini öğreniyoruz. Mesela silikonun uzunluğu çok önemli değil. Ama yukarı aşağı çapının, yani şeyinin genişliği çok önemli. Çünkü burnumuzun giriş kısmı dar. Hı hı. İçi geniş halbuki. Biz içine göre o tasarlanmış olan şeyi bu dar burundan çıkartınca, hele de orada yaralar olunca o çok acıtıyordu. Biz de artık onu küçültüyoruz. Yani daha dar bir hale getiriyoruz. Çok rahat çıkıyor. Silikon yapışmıyor etrafa, çıkarken bir kanama yaratmıyor. Oldukça konforlu bir şekilde çıkıyor. Açıkçası şöyle de bir şey var. Bazı hastalarımız da geliyor, diyor ki hiç silikon da koyma, yani tampon koyma. Hiç tamponsuz olsun. Evet, bunu da deniyoruz, yapıyoruz. Dikişlerle sabitleyip onu da yapabiliriz. Fakat emin olun ki o hastaların ameliyat sonrasındaki konforu daha kötü oluyor. Çünkü burnun ortası şişiyor, yan tarafları şişiyor. İki yüzey birbirine geliyor ve burun daha çok tıkanıyor. Peki silikon ne sağlıyor? Ortada bir deliği var bunun. Yan ve orta dokuların birbirine gelmesini engelliyor. En azından o silikon alınana kadar o 2-3 günlük sürede burnunun ortasından hastamız rahat nefes alabiliyor. Daha konforlu oluyor aslında bakarsanız. Yani denedik, yaptık bazı hastalarımıza. Hala da isteyen olursa yaparım ama açıkçası silikonun daha avantajlı olduğunu söylüyorum ben.